Nerede bu virgül Allah aşkına? He? Oğlum niye getirmedin onu? Getireydin de şöyle paramparça edivereydin. Anne bundan dolayı getirmedim. Ya Birgül abla Safiye yengemi zorlamasıyla girmiş bu işe. Durumu perişan zaten. Olan olmuş artık. Şimdi bizim acilen Safiye yengemi bulmamız lazım. Görüyorsun değil mi Cemal? Ali Safiye'yi hapse atmasınlar diye nasıl uğraşmış. Kardeş dediğim böyle olur işte. Baba ben görmesem de sen gözüme sokuyorsun zaten. Allah razı olsun sağ ol. Sen de sağ ol Ali. İnşallah annemle Demirhan'ı bir an önce bulursunuz amca. İnşallah Sevdacığım. Selam Koreçkiler. Anne. İstediğin siparişleri aldım, mutfağa bıraktım hepsini. İsmet. Haberi aldım. Tebrik ederim kardeşim. Sağ ol abim. Demirhan'ı bulalım. Fatma'ya teslim edelim. Ondan sonra bir kutlama yaparız. Yaparız. Ay yok vallahi. Vallahi aklımı oynattıracaklar bunlar. Ne kutlaması ayol? Ne diyorsun sen? Oğlum bu ne demek? Bu İsmet o Şam şeytanı pembeden ayrılamaz demek. Kutlamaymış. Yaz tutalım ayol, yaz. Refika. Ne var Fazıl Bey? Yalan mı? Neyse, Halim hadi hava kararmadan gidelim de arayalım şu Safiye'yi. Ne olur ne olmaz. Bahane de bir bakın. Sığınacak yer bulamadıysa oraya da gitmiş olabilir. Tamam. Bu evine ben bakarım. Siz de otogara bakın abi. Olur abi. Hadi. E hadi gel hadi. Bebeği mi kaçırmış? Bunlar karı koca ne canavar çıktılar ya. He ya. Bunlar aynı hatayı bir kez değil iki kestir yapıyorlar. Olacak şey mi ya? Allah'tan da mı korkmuyorlar bunlar? Göreşkileri hala tanımadınız galiba. Onlar her şeyi kendilerinde hak görürler. Başkasının acısını zerre umursamazlar. Öyle iğrenç insanlar. Bunlardan var ya, her türlü kötülüğü bekleyeceksin ya. Neyse ne. Biz gelelim senden beklediklerimize pembe. Var mı güzel haberler? Olmaz mı? Her şerde bir hayır var demişler ya. Aynen öyle işte. Bu yengemin bebek olayı ortalığı fena karıştırdı. Ama bizim de işimize yaradı. Ablamla enişten bu yüzden çok feci bir kavga ettiler. Bu mesele onların arasını niye açıyor ki? Eniştemle ablam bir konuda birbirlerine çok benzer. İkisi de ailesine çok düşkündür. E tabii bu konuda ikisi de ailesini savundu. Bu yüzden çıktı kavga. Ben de verdim gazı ablama. Ama var ya bir göreceksiniz ince ince oya gibi işledim ablamı. E iyi o zaman. Senin orada ablanın yanında olman iyi oldu. Öyle tabii de. İnsan konaktaki konforunu, yaşam tarzını özlemiyor değil vallahi. Konakta yaşarken hiç para sıkıntım olmamıştı. Haklısın. Al bunu. İhtiyaçlarını istediğin gibi karşıla. Seni mağdur etmeyelim. Ay çok teşekkür ederim ya Faysal Bey. Merak etmeyin. İhtiyacım dışında hiçbir şey almayacağım. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim artık. Tamamdır, müsaade senin. Bak hele babam, vallahi kalbimi kırıyorsun. Yani bunca yıldır yanında çalışıyorum, bana bir kart vermedin ya. Lan oğlum, sen bana bozuk mu atıyorsun? Sana eşek yüküyle maaş ödüyoruz Seyfi. Bir de kart mı istiyorsun oğlum sen, he? Yok babam, yok öyle değil. Parada pulda gözüm yoktur biliyorsun. Yalnız babam, pembe sana bu karttan böyle kol gibi bir fatura göndertip... verdiği sözü tutmasa ne olacak ha? Yani vallahi onu düşünüyorum ha. Tutacak Seyfi, sen merak etme. İlla ki o sözü tutacak. Çünkü bu son şansı.